Omuz kas yırtıkları dediğim gibi daha ilk önce de bahsettiğimiz gibi 45-50 yaşlardan daha yukarıki yaş grubunda bize gelmeye olasılıkları çok daha fazla. Bu insanlarda özellikle başüstü aktivite yapan ve çok daha kolay hasarlandığını düşündüğümüz bu kasın çok daha yaralanabilir olduğu, çok daha hasarlanabilir olduğu dönemler başlıyor o yaşlardan sonra. Ve ne oluyor işte bundan sonra yukarı kaldırma hareketlerini yapamaz hale geliyorlar insanlar ve bir sürü aktiviteleri de kısıtlanıyor. Şöyle duran bir kolla hasta size geliyor. Kesinlikle. Yani biz hemen ameliyat edelim mi? Evet, bazı durumlarda hemen ameliyat edelim, çok gecikmeyelim diye düşünüyoruz ama bazı durumlarda da ya bu işe biraz stop verelim, ya bir duralım, bir fizik tedavi verelim. Bazen fizik tedavi bu işi hallediyor diyebiliyoruz. Özellikle kas yırtıklarında çok fazla beklememeyi tercih ediyoruz. Ama yani kas yırtığı oluşmamış ama üstteki yapılarda kasa baskı yapıyorsa, evet bunu çabucacık halledelim. Ve kasın zedelenebilirliğini önleyelim diye düşündüğümüz vakalar da var. Kas yırtığını çok bekletmemek lazım. Çünkü kas yeterince tonusu olmazsa, yeterince çekimi olmazsa orada erimeye başlıyor ve normal fonksiyonlarını yerine getiremez pozisyonda bir hal alıyor. Eğer siz daha sonrasında onu onarsanız bile artık o fonksiyonu göremez hale geliyor. O yüzden Tedavi edilmezse tabii Tedavi ki. edilmesi gerekiyor. Çok beklememek de lazım ama bunun zamanını iyi ayarlamak lazım. Fizik tedavi, ağrı kesici ve işte bu tip konservatif tedaviler bir yere kadar, cerrahi tedavi bir yere kadar. Bunu çok iyi zamanlamasını ayarlamak gerekiyor.